eşitliğe nasıl bir ikramiye layık görecek? Bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın konuşması, evet Anayasa Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi kararlarının tartışılmayacağını, kişisel itirazlarla uygulanmamasının sıkıntılı olduğunu bir kez daha tek adamın, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzüne, gözüne, içine baka baka konuştu. Ben Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı buradan kutluyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararları kabul edilmiyorsa, anayasa bir kenara bırakılıyorsa ve karşısında anayasaya bağlılık yemin eden bir cumhurbaşkanı varsa, bu konuşmayı dinlerken yüzü kızarmıyorsa ben o başkanı tebrik ediyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı bu ülkedeki cumhurbaşkanının gözünün içine baka baka anayasanın üstünlüğünü tarif etti, anlattı. Ben bir şey daha söylemek isterim. Yargı birbirine kafa tutulacak bir organ değildir. Bugün Anayasa Mahkemesi'nde bir tören var. Herkes orada, devlet orada, Cumhurbaşkanı orada. Ama Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcı orada değil. Niye değil? Çünkü Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyor. Başkanını tanımıyor, kararını tanımıyor. Ben buradan Yargıtay'a, Yargıtay üyelerine sesleniyorum. Buna izin vermeyin. Buna izin verdirmeyin. Yargıtay'ın başkanının bu törene katılmaması yargı adına kabul edilemez. Yine önemli bir konu, Türkiye nüfusu neden azalıyor? Hadsizce insanlara 3 çocuk en az yapma tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı'na sormak isterim. Nüfusumuz neden azalıyor? Şimdi TÜİK 2018'de bir nüfus projeksiyonu çalışması yaptı. Buna göre Türkiye nüfusunun 2023 yılında 86.9 milyona çıkması bekleniyordu. Ancak 6 Şubat'ta açıklanan verilerle gördük ki nüfusumuz 85.4 milyon kişi. Yani tahminden, TÜİK'in tahmininden 1,5 milyon kişi daha az olmuş. Peki Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar görülmüş bir şey mi? Hayır. Neden nüfusumuz azalıyor? Bunu tartışmak, bilmek zorundayız. Bunun açıklanması lazım. Türkiye nüfusu neden? Neden azalıyor? Bir, evet 6 Şubat depremi önemli. Orada da yanlış veriler verdi. 50 bin yurttaşımızı kaybettiğimizi söylediler. Biz en az 150 bin dedik. Murat Kurum bunu itiraf etti. Göç istatistikleri son zamanlarda ülkeyi terk ederek yurt dışına giden ciddi bir nüfus oldu. Ama çocuk yapma sayısı, yani TÜİK'e göre Avrupa'da dünyada 2.1 iken ortalama, bizde bu oranın düştüğünü görüyoruz. Türkiye'de 1.62 olarak gerçekleşiyor. Şimdi 3 çocuk yapan Cumhurbaşkanı'na buradan sormak isterim. Nüfus niye azalıyor? Türkiye'ye 10 milyon tane yaklaşık sığınmacıyı getirdin. Onların ne kadar çocuk yaptığını ve sığınmacı nüfusunun ne kadar arttığını bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bizim nüfusumuz beklenen oranda artmıyor. Avrupa'nın da gerisinde. Neden? Bir bebeğin masraflarına bakalım. Bir çocuk dünyaya geldiği zaman ne gerekiyor ona? Bebek bezi masrafı ortalama 2.2400 lira. Sadece mama masrafı 1250 lira. Yani ortalama bir çocuğun 7-8 bin lira civarında aylık gideri var. Dünyaya gelen, yeni dünyaya gelen bir çocuğun. Peki asgari ücret ne kadar? 17 bin lira. Ben buradan sormak isterim. Bu şartlarda insanlar bir çocuk dünyaya getirdiği zaman bakıp büyütüp besleyebilecek mi? Hayır. Bunun sorumlusu kim? Saray. Saray yönetimi. Peki çocuğa gelmeden önce insanlar evlenebilecek mi? Sadece ev eşyalarının değeri 500 bin lira. Bugün yeni evlenmek isteyen birisi bir ev kuracaksa
en minimum harcayacağı para 500 bin lira. Ev eşyaları için, düğünü falan söylemiyorum. Maalesef ki bu ekonomik sıkıntı, bu buhran, AKP'nin son 6 yılda ülke getirdiği nokta bu. Eğitimden sağlığa, ekonomiye kadar yaşanan sıkıntılar nüfusumuzda da azalmaya gitti. Diğer bir konu, Batman'da yaşanan bir rezalet. Batman milletvekili ve Hüdapar aynı zamanda Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı okulları geziyor. Sınıflara giriyor danışmanlarıyla, gençlik kolları başkanıyla. Hüdapar denen partiyi bir kez daha söylüyorum, biz bulağan terör örgütü olmadığını söyleyen, Türkiye'de özerkliği tartışan, bu partinin Batman adayı benim okullarda sınıflara girip propaganda yapabiliyor. Buna kim izin veriyor? Cumhuriyetle, Cumhuriyet'in değerleriyle örtüşmeyen, sürekli eleştiren, Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmeyen bu partinin milletvekilinin ve belediye başkan adayının Batman'da, liselerde, sınıflarda ne işi var? İşte ülkenin geldiği nokta bu. Çünkü AKP ile mecliste ittifak halinde, ittifak olması onun sınıflara bile girip oy istemesine yetiyor. Yazıklar olsun. Dün önemli bir konu, devlet bankaları CHP'li belediyelere kredi vermiyor. Şimdi vermesini de beklemiyoruz. Ben Ziraat Bankası'nın yönetim kurulundaki AKP'lileri birkaç tanesini söyleyeyim. Veysi Kaynak, 25-26. dönem AK Parti milletvekili. Fatih Aydoğan, İBB AKP meclis üyesi. Fazlı Kılıç, AKP eski Kağıthane belediye başkanı. Geliyorum Vakıfbank'ın AKP'li yönetim kurulu üyeleri. Cemil Ragıp Erdem, Erdoğan'ın ekonomi danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi. Abdülkadir Aksu, hepiniz tanıyorsunuz, eski İçişleri Bakanı. Adnan Ertem, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı. Abdullah Erdem Can Timur, eski AKP milletvekili. Haydar Kemal Kurt, eski AKP milletvekili. Sadık Yakut, tanıyorsunuz, eski AKP milletvekili. Halk Bankası'na gelelim. Mevlüt Uysal, eski AKP İBB Başkanı. Meltem Taylan Aydın, Erdoğan'ın danışmanı. Maksut Serim, Erdoğan'ın danışmanı. Ebubekir Şair, Bütük Başkanı. Arkadaşlar, kamu bankaları AKP'nin çiftliği haline gelmiş. Onlar bırakın CHP'li belediyeleri.